Herkese selamlar dostlar. 2 Aralık 2023 Cumartesi iddia tahammülleriyle hepinize selamlar. Cumartesi için toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek olanlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricam arkadaşlar cumartesi videosu olması kaynaklı. Videoyu atacağınız beğenilerdir. Artı 600 beğeni gelirse ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Pazar günü de kombin önerisi yapacağım fakat cumartesi tamamen size bırakıyorum. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diyerekten de başlayalım. Öncelikle Aralık ayı için katı telegram gruplarımız yenilenmiştir. Onun bilgisini verelim. Gelmek isteyenler Aralık ayının başında gelebilirler. Gruplarımız yenilendi. Kazanca devam ederekten de Aralık ayında da güzel bir başlangıç yaptığımızı söyleyelim. Geçtim. Masko yarışmalarımız var. Ondan bahsedelim. Arkadaşlar maç skoru yarışması olarak da Pendik Spor'la Galatasaray maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişi alalım istedim bu sefer. Hafta sonu olması kaynaklı. Çok da izlenecektir zaten video. 3 kişi alalım. Yorumlara Galatasaray Pendik Spor maç skoru yorumlarınıza yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe mücadelesinin 6-1 bitmesi kaynaklı. Maç skoru da bilen yok. Her türlü soru, görüş, önerileri de arkadaşlar Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim adresimiz Instagram Kangal olaraktan da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Her türlü mesaj, eleştiri, görüş veya aynı şekilde gruplara gelmek isteyen varsa da benimle buradan iletişime geçsin. Ve hafta dün neler yaptık? Yüksek misliden yani Perşembe gününde. Dün biz daha çok arkadaşlar yüksek misli burada Euroleague olarak ayırdık. 800 TL ve 1500 misli olaraktan da Euroleague yüksek misli yaptık. Solda gördüğünüz 800 yüksek misli Makabi mücadelesinde ilk yarı 83.5 üst olarak da zaten 90-100 sayıya yakın çıktı ilk yarıdan. Çok rahat bir şekilde aldık. Fenerbahçe Real Madrid mücadelesinde de Fenerbahçe'nin atacağı 79 sayıyı değerlendirdik. Fenerbahçe tam 100 sayı attı. İnanılmaz bir maçtı. Kasaya da inanılmaz bir para bıraktı. Zaten dediğim gibi burada kasayı biz yönettiğimiz için oranı yazıyor. 1.49 Avrupa daha fazla. 1500 misli koyduk zaten burada neredeyse tek başına 750 TL net gibi kazan, net bir kazanç yaptırdı bizlere. Aynı şekilde dostlar bir de şöyle bir şey var. Yüksek misli canlı da veriyoruz. Bu yüksek ver, verdiğimiz canlıların altına kasayı yazdığımız için 300 TL, 300 TL şeklinde mesela 500 TL, 1000 TL. Dün 1000 TL mesela yüksek misli canlı verdik. O da içeri geldi. Bu şekilde kasaya doğrudan biz yönettiğimizi söyleyelim. Hatta yüksek misli kasası ne durumda ola diye göstermek gerekirse Ekim ayı 9000 küsür lira net karda kapattı. Kasım ayı 3700 TL kapattı. Milyara vardı bildiğin üzere. Aralık ayı ile şu an gruplar yenilik başladığı için 1234 TL net karda devam olaraktan da bildirdiğimizi söyleyelim. Bu şekilde kasanın da durumu bu. Kuponlara baktığımız zaman da dün basket kombini zaten NBA kuponu vardı. NBA kuponunu içeri aldık geceden. Dediğim gibi NBA'yi zaten burada videosunu çekemiyorum ama gruplarda her gün düzenli olarak devam ediyoruz. Futbol kuponu da kulüp burcun bir yarayı kazanır. 154 gibi orandan Fenerbahçe mücadelesine KG var aldım. O şekilde tertemiz ona geldi. Değerlendirenler kazanç sağlayanlar herkese tebrikler. Çok güzel mesajlar geldi. Çok güzel kazançlar elde ettiğiniz. Teşekkürler. Canlı olarak hafta sonu özellikle cumartesi ve pazar günü çok yoğun oluyor bildiğiniz üzere. Yine full ekranda olacağız. Ekranda olduğumuz için de paraları cukkalamaya devam edeceğiz. Canlı olarak da her zaman devam edeceğiz. Ve arkadaşlar herkes açık telegram grubumuz var. Oraya da katılabilirsiniz. Orası da ücretsizdir. Oraya da katılabilirsiniz ki hatta size ekrandan göstereyim. Burası herkes açık telegram grubumuz arkadaşlar. Dün burada da yani dediğim gibi bir seansta 4-5 tane canlı veriyorum. Buraya mutlaka katılın sizler de. Ren mücadelesi vardı. Dedim ki ilk gol Ren'le satar. Hatta dedim ki ilk yarıdan deplasman golü 1.95 ufak olarak alın dedim. Hem Ren ilk golü attı hem de ilk yarıdan attı. 1.95 oranla içeri almasını bildik. Sonra ikinci gol de Ren'le satacak gibi duruyordu. 1.44 gibi oranı vardı. İdareden aldık. O da geldi arkadaşlar. Ondan sonra kulüp burcu mücadelesi vardı. Kulüp burcunun orada atacağı 5. gole girdim. Deplasman 4.5 üst 1.49 gibi orandan. O da geldi arkadaşlar. O şekilde kutladık. Bu şekilde canlılar vererekten de ben sizleri kazandırmaya devam ediyorum. Ücretsiz grupta zaten ücretli grupta her canlı veriyoruz. Buraya da ara ara atıyorum. Buraya da mutlaka katılın dostlar. İsterseniz geçelim. Sizlerden istediğimiz arkadaşlar artı altı seviyesinde beğenilerdir. Beğenileri eksik etmeyin. Sizlerden ricamız hemen 2-3 saniye ayırıp beğeni atarsanız bir de yorum bırakırsanız. maçının maç maskeni zaten sizlere sormuştuk. Beğeniler bizleri şimdilerle başlayalım. Günün erken siyaset maçlarından benim de statta olacağım bir mücadele aldım. Şimdi ben Alanya Spor'u dış etkenlerini çok iyi takip edebildiğim için gözümün önünde oluyor zaten çoğu şey. O yüzden bu maçı almak istedim. Bakın iç olarak oyun yok abi. Alanya Spor top map oynamıyor. Fakat dış etkenlerden bahsetmek istiyorum ben biraz. Bu maçta mağlubiyet olursa Fatih Tekke belki gönderilebilir. 3 maç oynadı. 3'ünde de kaybetti ve oyun olarak Alanya hiçbir şey sergileyemedi. Hafta içinde kahvaltı düzenlendi. Alanya'da tüm takım geldi malzemecisi falan herkes geldi. Alanya Spor tarafta bir kahvaltı yaptı. Onunla bir etki olacaktır. Maça bütün stat dolsun diye öğrenciler ücretsiz. Öğretmenler ücretsiz. Öğretmenler günün özel böyle bir şey yaptılar. Stat muhtemelen daha çok dolu olacaktır. Hem öğrenciler hem de öğretmenler diyerekten de bu şekilde ücretsiz bir şekilde sahaya girecek. Bizde zaten kombinemiz var. Yerimizi alacağız. Geçeceğiz Alanya Spor'un maçına. Ben diyorum ki bakın ama oyun olarak gerçekten güven vermiyor ama bir reaksiyon verebilir. 3 maçtır yenilen bir alanya var. Fatih Teknik geldiğinden beri gol atamayan bir alanya var. Ben diyorum ki diğer seçeneğinde Alanya Spor'un yarı kazanır oranı 1.61. Alanya Spor'un herhangi bir gereği kazanabilir. 1.61 gibi bir oranı var. Ki reaksiyon maçı da olacağı için maksulü bir de gelme ihtimali var. Ama zor olduğunu da söyleyelim. Bence yarı kazananını alın kenara çekilin. Yüksek oranıyla MSI'de de olma ihtimali var ama gerçekten zor. Girona ile Valencia mücadelesi. Girona'da Atletico Bilbao mücadelesi da O kendi oyununu tam anlamıyla sergileyemedi Girona takımı. Valencia bence Girona'ya göre zayıf palka. Gerçekten oynamış olduğu oyuna baktığımız zaman da Girona çok etkili. Bilbao'ya karşı sürdüremedi fakat Bilbao da Bilbao yani. Ben burada Girona'nın kendi evinde galibiyetini önereceğim. Sizlere tek bir tercihim var. Burada Girona'nın doğrudan maçı kazananı kendi oyunu sürdürmekten de burada galip gelecektir diye düşünüyorum. Glahbağ maçıyla devam edelim. Gladbach tarafında da şöyle bir mücadele var. Yani maçın zaten varın oranı yok. Üstün oranı yok. Burada birleştireceğiz. Goller alacağız. Şu şekilde mücadele muhtemelen golle geçecektir. Özellikle Offenheim takımı deplasmanda da kendi oyun anlayışıyla birlikte hücum oynadığı için Gladbach takımı da kendi evinde hücum oynayacak. İki takım da mutlaka çok fazla gol pozisyonuna girecektir. Şu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. 2.5 üst ve var olarak değerlendirdiğimiz zaman da oranı ideal olarak 1.40 seviyesine kadar çıkartabiliriz hem var olacak hem de 2.5 üst olacak ki olma ihtimali yüksek maçlardan bir tanesi. Mücadelenin gollü başlamasını ve indeks beklentisine baktığımız zaman da 3 birlik bir glah gördüğümüz için de ilk yarıdan da 2 gol gelme ihtimali nedir diye sizlere soralım. İlk yarı 1.5 üstün oranı da Şuradan gösterebilirsem. Aynen. ilk yarı 1.5 üstü oranına 1.78 gibi oranı var. İlk yarıdan 2 gol gelme ihtimali de mevcut. Arsenal ile Wolverhampton mücadelesi, Wolves mücadelesi. Arsenal kendi oyununu oynuyor. Hafta içinde de oynadığı mücadelede 5 tane attı. Lansa kendi evinde oynadığı bir mücadelede. Wolves'ta gol atma ihtimali var mı var? Fakat oyunu kabul ettirecek taraf burada Arsenal tarafı. Biz Arsenal tarafından gol bekleyelim. Mücadelenin en güzeli şu şekilde. Arsenal 2 golü oran vermemişler zaten. Arsenal'in burada ilk yarıdan atacağı bir gole 1 gole 1.33 gibi oran vermişler. Bu iddia konuda falan 1.42 seviyelerinde. Arsenal bence ilk yarıdan bir gol bulabilir. Wolves'a karşı ilk yarıdan bir gol bekliyorum Arsenal tarafından. Aldık mı bunu aldık. Mücadele genelinde ben 2.5 üstünde gelmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.49 gibi oran. 2 gol zaten Arsenal tarafından bekleniyor. Hem Arsenal tarafından 3. golü bekleyebiliriz. Hem de Wolves'a desteklenirse verirse 2.5 üstümüz bence çok zorlanmadan gelecektir. Değerlendirmek isteyenler buradan idealden de bunu değerlendirebilirler. Brentford'la Luton Town mücadelesi. Brentford kendi evinde son maçlarında mağlup oldu. Özellikle Arsenal mücadelesinde iyi oynadı. Fakat o maçta bir de maç sonu ikimiz bekliyordu. Hatta sizlere önermiştim ki tek farklı bir Arsenal galibiyeti bekliyorum diyerekten de. Mücadele 1-0 bitti. Biz her türlü idealinden yüksek oranından kazandık. Paramıza baktık. Brentford'la kendi evinde oynayacak şimdi. Luton Town'la Tony hala dönmedi. 24 Ocak'ta dönecek sanırım. Ben burada Brentford tarafındayım. Evin atacağı 2 gol arkadaşlar. Ev sahibi Brentford'un atacağı 2 gol çok güzel bir oranla açmışlar. Ev sahibi 1.5 üstü oranla 1.40 gibi bir oranı var. Zaten bir gol bekliyoruz. İkinci golde zaten idealden 1.40 seviyesinde. Brentford kendi oyununa kabullendirerekten zaten rakip kalede. Yani oyunun %70'i burada rakip kalede geçecektir. Rakip sahada geçecektir. O yüzden Brentford'un atacağı 2 gol beklenebilir. Hem hava toplarında iyi hem de geçiş ve arkadaki boşlukları çok iyi değerlendirebilir. Bu ton çıktığı zaman da cezayı kesebilen bir Brentford olacaktır. Burada Brentford'un atacağı 2 golü değerlendirdim. Pendik Spor'la Galatasaray karşılaşması. Galatasaray'ın burada mutlak galibiyet gelmesi lazım. Fenerbahçe'de artık hem moralmen kötüyken Galatasaray'da bu durumunu biliyor. Rakibin düşmesi bu şekilde mesela 6 gol yemesi Galatasaray tarafını sevindirmiştir. Şu yönden sevindirmiştir. Avrupa'da Türk puanı falan vesaire değil. Rakibin kötü oynuyor abi. Yani bu lige de yansıyacaktır. O yüzden Galatasaray tarafı biraz daha iştahla burada sarılabilir mücadeleye. Maç sonu 2 ve 1.5 üst yaparsanız Oranı idealden alabilirsiniz. 1.37 bandında 1.40 bandında oranı var. Galatasaray tarafı burada en az 2 gol atarak kazanma ihtimali var ki. Galatasaray genelde zaten deplasmanda çok gol atmıyor. 2-0 ayarını bir maç bekliyorum ben. 2-0'a göre de idealden zaten 2 ve 1.5 üst yapabiliriz. Onun yanında şunu da söyleyelim. Handikap atarsa da Galatasaray tarafı burada 1.70'e kadar bir oran yükseltiyor. Yani benim beklentim zaten 2-0. O yüzden burada Galatasaray tarafının handikaplı galibiyeti de değerlendirebilir 2-0'a göre. Tam beklentim 2-0 bu arada. Bu arada bu maçın bahsi konu sizlere sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Bilen 3 kişiyi katı Telegram gruplarımıza misafir edeceğiz. Nottingham Forest Everton. Sanırım Forest'ın kendi evinde geçen maçta attı değil mi? Kendi evinde oynamış olduğu bütün maçlarda gol buldu. Everton tarafı da Manchester United'den 3 tane gol yedi. Fakat şunu söyleyeyim ben sizlere. Oyunun genel olarak daha çok domine eden taraf Everton tarafıydı ama United'da kaliteli oyuncular var cezayı kesebiliyor işte bu yüzden Everton beceriksizliğinden atamadı bence. Burada her iki takımın da oyuna girmesini bekliyorum ve tempolu bir mücadele hem korner hem gol çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben burada gollere yöneldim. Mücadelenin beklentisi de 2-2 bu arada. KG var oranı da zaten görüyorsunuz çok yüksek. KG var oranı 1.57. Normale göre gerçekten yüksek bir oran. Burada Everton tarafı biraz zorlayabilir ki Everton 1-0 öne geçerse bu cingen oyuyla iyi kapanabiliyor bu Everton tarafı. O yüzden ilk gol umarım Forest'tan gelir. KG var da ona 1.57 gibi yüksek bir orandan sizlere önermek istiyorum. Aynı zamanda ekstradan korner tercihi de bu maça öneririm de sizlere. Korner olarak da 8.5-9.5 varsa alabilirsiniz. Korner maçı da olabilir bu mücadele. Stuttgart'la Werder bilemem mücadelesi. Stuttgart tarafı inanılmaz bir oyun sergiliyorlar dostlar. Bu oyunda devam ediyor ki devam edecek gibi de görüyor. Werder Bremen burada zayıf halka. Ya burada Stuttgart'ın galibiyeti mutlak beklenti zaten ama oran yok. Ben burada Werder Bremen'le gol atma ihtimali düşünerekten de genel 2.5 üst aldım. Genel 2.5 üst olan 1.33 gibi bir oranı var. İdeal olarak mücadele 2.5 üst alınabilir. Onun yanında biraz daha yüksek oranda yaparsak mücadelede 1 ve 2.5 üst olarak değerlendirirsek oranı biraz daha yükseğe çıkartabiliyoruz. O, onun da oranı 1.70'e kadar yükseliyor. Burada mücadele zaten 2.5 üst bekliyoruz ki zaten Stuttgart tarafından tek başına en az 2 gol beklediğimizi söyleyelim. 2.5 üstte de bir oranla 1.70 bandından da değerlendirmesini yapabilirsiniz. Newcastle ile Manchester United karşılaşması. Bu maçta da beklentim şu yönde. Korner. Tek korner mücadele. Bir de Forrest mücadelesinde korner çıkabilir. Dostlar yani United tarafı burada oyuna girebilir fakat Newcastle çok izin vermez. Kendi evinde kornerleri fazla atan bir Newcastle var ve kanat oyunundan ve çekmiş olduğu şutlardan da çok fazla korner yakalayabiliyor takım. O yüzden burada 8.5 açmazlar muhtemelen 9.5'tan başlarlar. 9.5 üst korner benim burada sizlere tek önerim olacaktır. Cumartesi için 9 adet mücadele önerdim. İdeal yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. Bazı detaylarıyla birlikte değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.